Neredeyiz Nesibe? Çok müthiş bir yerde. Evet arkadaşlar, bugünden itibaren size bir Marmaris Vlog'u yapmak için Marmaris'e geldik. Şu anda da Selimiye'deyiz. Selimiye Loja Otel'de size burayı yaklaşık olarak 3 günde anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Hatta yorumlarınızı ve beğenilerinizi de aşağı yazın. Çünkü gezimiz, Marmaris gezimiz başlıyor. Günaydın. Bugün şimdi Loja Otel'deyiz. Güne buradan başlıyoruz. Güzel bir kahvaltı yapıp Selimiye'deki şu deniz var ya, deniz. İşte bu denizi her tonunu size göstermek için dört bir yanını gezmeye başlayacağız. Yalnız hava bayağı sıcak ya. Bir 35-40 derece var galiba. Hadi gelin sizi Seçil'le tanıştırayım. Seçil de Loja Otel'in işletmecilerinden. Onlarla beraberiz. Onlar da dünyayı geziyorlar. Ailenizin sevilen bloggerı ve Loja Otel ekibi olarak bugün Marmaris'i gezmeye gidiyoruz. İlk durağımız neresi olacak? İlk durağımız Kıskuma. Kıskuma. Kıskuma aslında bir mucize, denizin ortasında, böyle denizin altında yürüyerek, değil mi, 10 santim falan vardır yüksekliği. Suyun ortasında yürüyerek böyle etrafa bakındığınız bir küçük bir adacık. Şimdi geldik Orhaniye'deki Kıskuma'ndayız. Bakın Kıskuma şurası. Böyle suyun ortasından yürüyorlar. Efsaneye göre zamanında zengin kız fakir oğlan hikayesi varmış. Oğlan balıkçıymış. Kız da kralın kızıymış, prensesmiş. Kralının kızı karşıda beklermiş elinde fenerle. Fenerle geldiği anda da buradan balıkçı karşıya tekneyle geçermiş. Bir gün bunu kral fark etmiş. Demiş ki gidin yakalayın demiş. Balıkçıyı öldürün demiş. Öldürün onu diye bağırmış. Askerler bunu yakaladığı zaman kızı. Kız feneri yakamıyor. İlk başta yakıyor ama sonra söndürüyorlar. Askerler kızı yakaladığı anda da tam böyle tekneyle buradan balıkçı giderken kız ellerinden kurtuluyor. Denizde koşmaya başlıyor ve burası oluşuyor. Sonra bir tane asker de balıkçıyı vurmak için ok atıyor. Oku attığı an kıza saplanıyor. Kız da ölüyor orada ve bu rengi alıyor. Kıskuma dedikleri yerde böyle kızıllaşıyor. Yani böyle bir hikayesi varmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama her yerde olduğu gibi böyle şeylerde, önemli güzel yerlerde bir hikaye yaratılır. Bakın yürüyor insanlar. Yaklaşık 500-600 metre boyunca suyun içinden yürüyerek burada gezebiliyorsunuz. Burası Orhaniye'deki Kıskuma. Turgut Şelalesi'ne geldik. Burayı asıl güzel yapan şey, yazın bile burada hava çok serin oluyor. Zaten direkt şeyi alıyorsunuz böyle serinliği, bir 10 derece falan fark ediyordur. Yolun sonunda da bir tane şey var, şelale var. Adana'da Turgut Şelalesi demişler. Özellikle böyle düğün çekimi yapmaya falan böyle buralara geliyorlar. Görsel olarak çok güzel. Aha balıklara bak. Oha. Ha? Bunlar alabalık galiba. Ay, yer yok. Tabii canım, balık beslemek için 10 numara yer, tertemiz su da var. Acıkmaya başladım. Bu arada Marmaris'le ilgili size birkaç şey söyleyeceğim. Marmaris'e geldiğiniz zaman hani böyle genelde görecek çok fazla yer yok. Ama belli başlı böyle 7-8 tane yer var. Birhayalinpeşinde.com'da da detaylıca hepsini yazacağım, yine merak etmeyin. Ama böyle 2 günde 3 günde kafa dinleyebileceğiniz bir yer Marmaris. Yani öyle benden çok muhteşem gezilecek yerler beklemeyin. Onu da baştan söyleyeyim. Buraya kadar gelmişken Gökova'ya falan gidersiniz işte. Datça'ya geçebilirsiniz. Bozburun'a gidebilirsiniz. Hepsi yakın. Hepsini biz bunların yazdık, anlattık. Uzun uzun zaten şimdi videolarla da desteklemeye çalışacağım. Arkadaşlar burada bir Karya yolu diye bir yol var. Bu Selimiye taraflarında parkur. İşte o parkurlardan bir tanesi de aslında burası. Turgut Şelalelerinin olduğu yer.
böyle ormanın içerisinden yürüyorsunuz. Dağları, bayırları aşabiliyorsunuz. Birkaç parkurunu size göstereceğim bugün. O yolu mutlaka yürüyün. Hani bizim Fethiye'de Likya yolu var ya. Burada Kare yolu var. Geldik. Ne güzelmiş rengi. Masmavi nasıl serin ya. Küçük bir şelale. Hani öyle büyük bir şelale değil. Ama doğası çok güzel. Ekip şu an kafayı yedi. Asıl şelaleye geldik herhalde. Su çok soğuk yalnız. Kışlardan geliyor. Buralar bayağı güzelmiş. Şimdi Karya yolunda yürümeye devam ediyoruz. Allah. Burada bir sürü şelale var aslında. Turgut şelalesi. Yani bir tane şelale değil. Şelale devam ediyoruz. Hah bak burada yürüyüş yolu Walkway yazıyor. İşte o Kare yolunun bir bölümü burası. Hatta böyle de işaretçikler koymuşlar. Likya yolundaki gibi böyle kırmızı beyaz. Kırmızı! Beyaz! Sese bak sese. Görüyorsunuz. Yürümek güzel ya. İnsan rahatlıyor. Bu arada bakın çarpı koymuşlar buraya. Diyor ki bu yola gitme diyor. Bu yol diyor doğru değil diyor. Bak şuradaki yoldan devam et diyor. Resmen var izci oldum ha. Artık her yeri böyle çözüyoruz falan. Hayatta kalmayı başarıyoruz. Mavi kelebeklere bak. Ya, ekranda tam gösteriyoruz ama. Burada renkler daha canlı. Dikkat etmeniz lazım. Rüzgarın sesi bak. Aa, buraya nasıl atlıyorlar? O kadar derin mi burası ya? Evet. Şelale olur da değirmen olmaz mı? Şimdi şelalenin olduğu yerin hemen yanında bir değirmen varmış eski. Oraya gidelim. Taştan ya bildiğin taş ya dışarısı sıva mıva yok ha. Kapalı mı? Böyle bir yerde. Bayağı da güzelmiş ya. Dışarıda ocağı mocağı da var. 2000 yıllıkmış bu çınar ya. Etrafında da 3 kere dönersen duaların kabul oluyormuş. Döneyim mi 3 defa sizin için? Herkes çok geçsin diye dilekte bulunacağım. Çınara der diyorlar ya, yaşlı insanlara özellikle, işte 2000 yıllık çınar. Şimdi Bayır Köyü Çınar Altı kahvesinde yayık hayranlarımız geldi. Ekip yoruldu. Burada gözleme ve ayran keyfi yapacağız. Sizi şu müzeye götürecektim arkamdaki. Bal Müzesi ama kapalıymış ya. Pazartesiler tabii müze kapalı oluyor, unutmuşum. Hani siz eğer uğrarsanız böyle bir müze. Bak Marmaris Bal Evi Honey House diye geçiyor. Haberiniz olsun. İstikametimiz ne? Amos. Amos. Şimdi de Kumlubük'e geldik. Anam nasıl sıcak var ya piştik. Arkamda Kumlubük diyorlar ama baksana. Her yer taş çakıl. Burası böyle sakin. Yani isterseniz şezlongunuzu atın. Böyle arkadaki amcaların yaptığı gibi. İsterseniz arkadaki tesise gidin. Keyif yapacağınız bir yer. Böyle Marmaris'te bir sürü koy var. Tekneler zaten bu koylara geliyormuş günübirlik turlarda. Keyifli bir yer ya güzel. Tabii ki sizi yine tarihin olduğu bir yere getirmeden edemez. Şimdi Amos diye bir yere geldim. Burası antik bir kent. 2200 yıllık tahmini olarak. İçeride tiyatrolar, işte meydanlar, çarşılar, pazarlar varmış. Şimdi tepede seyir noktası var. Oradan Rodos manzarasını izleyeceğim. Yolda böyle bir işaretçik yapmışlar kendilerince ama biraz bakımsız bir yer. Zaten bizden başka da kimse yok. Ama bakar mısın ya ne güzel yerlerde yaşarmış. Hah geldik. Türkiye'de var ya ne tarihi yerler var ya. Gram korumamışız. Koruduklarımız talan edilmiş. Restorasyon diye bozmuşuz her şeyi. Üzülüyorum vallahi. Hani gösteriyorum size bunları. Ki daha çok insan gelsin. Daha çok insan değer versin. Buralarda değer görsün diye. Geldik. Manzara bu işte.
Yalnız buradan bir düş. Var ya havada ölürsün korkudan. Bence şeydi ama antik kent olarak bir şey yok ama manzarası efsane. Şimdi geldiğimiz yoldan aşağıya iniyoruz. Sence nasıldı? Ben tıkandım ya. Niye, ne oldu? Çok deniz sıcaktı mı? Susuz çıkarttın buralara. Abi çok geberiyorum şu an susuzluktan. Sus çıkmayın. Muhtemelen sizler Temmuz Ağustos ayında gelirsiniz, pişersiniz valla. Buraya gelecekseniz de akşamüstü gelin, gün batımı zamanı veya gün doğumu saatinde gelin ki daha böyle şey olsun. Nefes alarak gezin. Günaydın. Günaydın herkese. Bugün Marmaris Selimiye'deki koyları gezeceğiz. Teknemiz de şu arkadaki Şener Kaptan. Burada çok güzel koylar varmış. Sabah böyle 10 gibi çıkıyorsunuz, akşam 5 gibi geliyorsunuz. Öğle yemeği dahil. Şimdi gidelim bakalım bu tura. Etrafı gezelim. Durağımız Kameriye Adası'ymış. Yalnız burada çok sarp kayalıkların olduğu dağlar falan var. Keçiler vardı üstünde. Efsane yerlerden geçiyoruz şu anda. Deniz de böyle. Renge bakın ya. Olağanüstü bir renk var. Ekranda ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ama canlısı çok çok daha güzel. Dibini falan görebilirsiniz yani. Tam bir ıssız adaya düştük. Bakın saçımdan başımdan damlayabilirsiniz. Ya buralar çok güzel ya. Evet, turumuz bitti. Bence var ya, çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Koylar moylar olağanüstüydü. Şimdi Selimiye sokaklarını geziyoruz. Burası böyle küçücük bir kasaba gibi. Ege kasabası gibi. Ama sonradan tabii ünlenmiş, müllenmiş falan bayağı lüks kalite bir yer olmuş. Burada var ya şöyle bir durum var. Böyle şahıs evleri var. Tamam mı? Hemen önde de teknelerini bağlıyorlar. Şuraya. Buranın insanı zengin gibi ha. Buradan Selimiyelilere sesleniyorum. Siz zengin misiniz? Evet abilerim, ablalarım. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Çiftlik koya geldik. 40 kişi önerdi burayı. Çiftlik koyda çiftlik koy diye geldik. Güzel bir yer. Sessiz, sakin bir yer. Denize girmelik bir yer. Yolu biraz meşakkatli. Tepelerden iniyorsunuz. Kolay değil. Ama arabayla geliniyor. Sıkıntı yok. Yalnız geldiğinize de değiyormuş. Bayağı güzel. Tamam, benden okey aldı. Burada birkaç tane işletme var. Şurada deniz restoranı var. Burada Rafet Baba var. Şezlonglarını falan kullanabiliyor musunuz? Keyif yapmak için. Denizi de bayağı güzel. Berrak denizi var. Ve sevdim bak. Plajı da böyle tam kum değil. Kum çakıl karışımı. Ama bayağı ciks bir yer. Huzur dolu. Şimdi Söğüt'e geldik arkadaşlar. Selimiye'nin de ilerisinde artık burası. Bakın şurası Bozburun. Şurası Simi Adası Yunanistan'ın. Söğüt dedikleri yerde şu aşağısı oluyor. Böyle yemyeşil bir yermiş. Ben bu kadar yeşil beklemiyordum ya. Şimdi şu yoldan devam edeceğiz ve aşağıya kadar arabamızda yolumuza devam ediyor olacağız. Harika yerler ya. Ani bir karar verdik. Bir anda böyle giderken dedik ki biraz daha yola devam edelim. Bozburun'a geldik. Burası Bozburun arkadaşlar. Genelde insanlar buraya kaçamak yapmaya, dinlenmeye, öyle çok kalabalık olmayan bir yer aradıkları zaman buralara gelip burada keyif yapıyorlar. Zaten küçücük bir yer. Burası da limanı. Şimdi buraya gelirsiniz, pansiyonlarda falan kalırsınız. Biz de şimdi buranın biraz tadını çıkaracağız. Sonra manzara restorana gideceğiz Söğüt tarafına. Benzinimiz bitti. Bir tane benzinci var. Petline. Başka da yok. Yolda haberiniz olsun. Oradan benzini aldık. Yoksa yolda kalacaktık. Şimdi buranın biraz tadını çıkartıp sonra Söğüt'e doğru devam edeceğiz. Manzara restoranda biraz
keyif yapacağız. Şimdi Deniz Kızı Restoran diye bir yer var Söğüt'te. Herkes ahtapot orada yemeden dönme diye bana bir sürü mesaj attı. Biz de şimdi aha geldik. Deniz Kızı Restoran'a ahtapot yemeye geldik. Bakalım ne çıkacak ama bayağı övdüler ya. Yani bu kadar övüldüyse bu kadar iyi olması lazım. Deniz Kızı Restoran pansiyonmuş aynı zamanda Muhammed Usta'nın yeri. Çok övdüler, girip bakmadan dönmeyeceğiz. 60 liraymış porsiyonları deniz mahsulleri ama karidesler falan var. Mesela 4 tanesi bayağı büyük yani jumbo karides. O da 60 lira falanmış. Normalde bu kadar uygunu yiyemezsiniz. Ahtapot falan da 60 lira. Şimdi gidip yemeğimizi yiyeceğiz bakalım. Dedikleri kadar var mıymış? Evet, bizim ahtapot geldi mi abi? Gel abi ortaya koyalım istersen. Abi bu ızgı galen. Tezebe heyecandan. Ben ne oldum çözmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Tadalım, yiyelim. Bu da fındık kalamarı. Kokusundan güzel olduğunu hissediyorum. Çünkü ahtapot efsaneydi. Evet, bugün Loja Otel'den ayrılıyoruz. Sedir Adası diye bir yer varmış. Marmaris'ten çıkarken artık. Oraya gideceğiz bugün. Biz yolumuza devam edeceğiz ve istikametimiz Sedir Adası. Şuradaki teknelerle kalkacağız. Kişi başı 25 TL. Adaya da giriş 20 lira ama müze karta ücretsizmiş. Ama şöyle bir durum var. Tekneler dolmadan gitmiyorlar. O yüzden bekliyoruz ya. Şimdi teknenin dolmasını falan bekleyeceğiz. Sonra o Sedir Adası'na geçeceğiz karşı taraflara. Gidiyoruz. Tekne dolmaya başladı. Hani sabah gelirseniz daha dalgasız oluyormuş. Sedir Adası'na geldik. Yalnız bu arada adada böyle tarihi yerler var. Bak şurada görüyor musunuz? Sanırım tarihi eskiden antik dönemlerden kalan Olimpiyalılar kimlerse artık yaşamış herhalde falan. Su da bayağı güzel. Küçük bir yermiş ya ama ben daha büyük bekliyorum. En son 7'de buradan giden son sefer varmış bu arada, haberiniz olsun. Müzelerin girişi var. Yani burası bir de şeyin koruması altındaymış, Kültür Bakanlığı'nın. Müze kartla giriş ücretsizmiş. Kabe'ye gelir gelmez bir şeyler yiyelim dedik. Hamburger menü 40 lira. 40. Kola 12 lira. Haberiniz olsun. Bayağı pahalı. Abilerim, ablalarım. Şu anda size tam 40 TL'lik hamburger göstereyim. Kız kafayı yedi. Şimdi size buranın denizini göstereceğim. Felaket güzel. 2 saattir yüzüyordum. Bu arada burada bir durum var. Buradaki kumu hiçbir şekilde dışarıya götüremiyorsunuz. Çünkü kum çok değerli. Arkamdaki bakın altın sarısı kum. Denize doğru gidelim. Deniz de bu. Sevgili dostlar, gelmeye değer mi diye soracak olursanız Temmuz ve Ağustos ayında bura bayağı bir kalabalık olur. Kalabalık sevmiyorsanız gelmeyin. Ama sakin dönemlerde gayet güzel bir yer. Deniz eğer arıyorsanız, böyle deniz, kum, güneş keyfi yapıp böyle güzel bir yerde yüzmek istiyorsanız 10 numara bir yermiş burası, haberiniz ola. Böyle turkuaz, mavi, yeşilin her tonunu bırakarak buraya elveda ediyoruz. Thank you.
şakası yapmayı unuttum. Size 3 günde böyle bir Marmaris'i göstereyim dedim elimden geldikçe. Aslında geçen sene de gezmiştim. Küçük bir vlog da yapmıştık ama bu seneki daha güzel oldu. Umarım bu vlogu beğenmişsinizdir. Haftaya artık Yunanistan'dan devam ediyor olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki butondan hatta zili açın, bildirimleri açın ki böyle güzel vloglardan haberdar olun. Yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı da bekliyorum. Herkese Marmaris'ten selamlar.